Gerçekten Boğaz'ındayız abi. İnanılmaz. Geldik. Çok güzel ya. Sol tarafımız Atlantik Okyanusu, sağ tarafımız ise Pasifik. Görebildiğim kadarıyla sağdan sola bir akış var. Ve burası şu an o kadar önemli olmasa da zamanında dünyanın en önemli boğazlarından biri. Keşfedildiği dönemler dünyanın tarihini falan değişiyor. Hem bilim anlamında hem ekonomi anlamında burada savaşlar çıkıyor. Arjantinler, Şiller birbirini kesiyor yani. Günümüzde Şiller'in böyle bir çizik, Arjantin'se bu kadar büyük olmasının sebeplerinden biri de burası. Zamanında Şili sırf bu boğazın hakimiyetini almak için o çok büyük Patagonya topraklarını Arjantin'e bırakıyor yani. Bir dönemin en büyük boğazlarından keşfedildiği dönemler ki şu an internetim yok bakamıyorum ama 1400'lü dönemlerde keşfedildi. Magellan tarafından. Adı da burayı keşfeden Magellan'ın ismi. Kendisi bir İspanyol'du sanırım. Lütfen yanlışım varsa beni düzeltin. Dediğim gibi internetim olmadığı için burayı tam okuyamıyorum yani şu an. Sanırım Panama kanalı yapılana kadar burası dünyanın en önemli boğazlarından biri yani. Çok büyük bir yoldan kurtarıyor. Burası aslında yani en başlangıç yerlerinden biri. Böyle ta Punta Arena tarafına kadar böyle tahminliyorum ki bir 500 kilometre falan belki vardır. Abartmış da olabilir her zamanki gibi. Zamanında dünyanın gerçekten akışını değiştiren durumlardan biri. Hatta Magellan kendisi dünya düz değildir, yuvarlaktır diyen ve bunu aynı zamanda kanıtlayan bir adam yani. Nasıl kanıtlıyor biliyor musunuz arkadaşlar Magellan dünyanın yuvarlak olduğunu? Örnek veriyorum. En basit eklemler diyorum. Kaşmentolar buraya düzüyor. Diyor ki bu da gemi kardeşim. Şimdi buradan gemiyi izlediğinde dünya düzse diyor ben de ufukta kaybolmamam lazım diyor. Ama diyor ki ben ufukta kaybolduğuma göre dünya yuvarlak diyor. Şimdi çünkü bak buradan izledin farz edin kaşmertoların. Gemiyle gidiyor baba bak bak yuvarlak olunca ne oluyor baba? Bak ufuktan kayboldu. Buradaki kaşmertolar göremiyor. Böyle kanıtlıyor. Gemi ufukta kaybolunca çok ilginç bir olay değil mi? Çok da güzel bir olay. $1 cuánto peso? $1 como 800 peso. Bak bu 100 peso arkadaşlar. 1985 yılında yapılmış. Republika de Chile, Chile Cumhuriyeti. Ha bak bu da mesela 100 peso. Bu da 2015 yılında yapılmış. Bunda da gene Republika de Chile ama bunda Mapuche yazan, tahmin ediyorum ki Mapuche yerlilerinden bahseden bir kadını andıran ve şurada da şöyle umarım görselde tamamen seçebiliyorsunuzdur netleme falan. Mesela iki paranın boyut olarak farkında anlayabiliyorsunuz. Öncesinde böyle peso. Bu da 2006 yılında yapılmış mesela. Onda şöyle. Biz şimdi indik tırdan. Bekleyeceğiz bir süre. Sanırım böyle büyük gemi falan yanaşacak. Tırı falan bindireceğiz. Abi baksana burada bile koyun var ya. Her yerde koyun. Bu arada az önce adam bana dedi ki Pasifik Okyanusu'yla Atlantik Okyanusu'nun suyu karışmıyor. Dedim abi böyle bir şey nasıl mümkün olabilir? Açıklayamadı. Yani Allah'ın hikmeti demekten başka bir şey gelmiyor elimden ama iki su birbirine nasıl karışmaz abi? Zeytinyağıyla su değil ki bu. Yani bilmiyorum ama yani bunu dediğine göre dediğim gibi internetten kontrol edemediğime göre de bilim adamlar falan bunu açıklamışlardır ya da kanıtlamışlardır herhalde. Baksana Ruta del Findelmundo. Bu arkadaşlar bulunduğumuz rota bura hariç bura boğaz. Yani dünyanın ucu rotası. Fin uç demek. Delmundo da dünya. Ruta da rota zaten. Daha öncesinde de size rota 40'ı falan rota 0'ı falan da göstermiştim. Burası gerçekten dünyanın son diye geçiyor arkadaşlar. Burası tabii şu an Şili tarafı. Ben Arjantin tarafına doğru gideceğim. Böyle bir şey var. Armada de Chile. Armada ne demek bilmiyorum ama. Ya abi burada koyunların ne işi var ya? Ya size kurban olurum. Siz ne yapıyorsunuz abi? Ahır mı bura abi? Baksana oturmuşlar hepsi geviş getiriyorlar lan.
La Pampa'yı anladım da oğlum Magellan Boğazı'nda sizin ne işiniz var? Şakirler bir de şu kirlerine falan da bak. Bak bunların cinsi Merinos, bizdeki karşılığı. La Pampa'dakilerin gördükleri mesela Arjantin taraflarındaki kuyruğu hiç yoktu. Bunlar gene ince uzun. Onlar hiç yoktu. Bak bak bak. Kaçmıyorlar da. Kaçmıyorlar dedim, kalktı. Bebeğim özür dilerim, oturun oturun. Oğlum lan. Vay. Soğuk size işlemiyor tabii, yünleriniz var gel. Hoppa, özür dilerim, tamam tamam, yatın. Ya siz burada ne yapıyorsunuz kardeş? Baksana bunlar burada takılıyor herhalde, baksana abi. Bir sürü bokları falan var yani. Bildim bunların ahırı. Oo bak orada falan da var. Şöyle bir gözetleme kulesi tarzı bir yer. Boka oryantal gibisinden şöyle bir şey var. Bak buraya şehirleri falan yazmışlar. Kaşmertular, insan bir İstanbul, Ankara, bir Adana yazar. Koymamışlar. Böyle de bir sahilmiş. Şuradan büyük ihtimal işte böyle gemi yanaşıyor. Tır da buradan gidiyor abi. Şuradan şurası yaklaşık bir 60-70 metre falan var. Buralar böyle taş, şuraysa asfalt. Allah Allah. Çok ilginç hissediyorum ya. Çok güzel ya. Magellan bu. Magellan, 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 Magellan. Kardeşimin ruhu şad olsun ya. Aa ben bir anda bayrağım uçtu gitti sandım ha. Düşünsene ya. Bir kaşifsin. Geminle beraber dünyayı keşfediyorsun. Bir anda böyle bir boğazı buluyorsun. Senden önce bu boğazı bilen yok. Sen keşfediyorsun. Çok iyi. Ama bu arada arkadaşlar bakın şimdi gördüm. Şuradan itibaren dur kameraya bakarak. Yani şuradan itibaren şurada sahilde abi inanılmaz bir kırmızılık var. Yani kan kırmızı yanda halt etmiş. Yani zemininde bir şey mi var diyeceğim de. Yani o neyin kırmızılığı bilmiyorum. Buradan sonrasında geçiş yürümek yasakmış. O yüzden gidip gösteremiyorum. Böyle bir yer. Ala. Bak şurada böyle bir şey var. Kuzey, güney, doğu, batı. Baksana burada yani bu boğazın bilgileri filan yazıyor sanırım. Ama ben İspanyolcam olmadığı için anlamıyorum. Şurada da şöyle Roman rakamlarıyla 5, 4, 3, 2, 1, 12, ha, bir saat şeyi. Allah Allah. İlginç ya. Baksana. Estrecho de Magellanas. Oha. 500 yıl yazıyor abi. Aa bak ben dedim ya 1400'lerde 1520'de keşfedilmiş. Bu da 2020 yapılmış. 500. yıl anıtı. Bir ihtimal yapan kişi de Jose Martinez Martin. Çok iyi ya. Gerçekten. Çok iyi yani. Ben de şimdi fotoğraf çekeceğim. Arkadaşlar şimdi buraya gelince anladık ki insanlar bana geldi gene dedi bak bu su karışmıyor diye. Abi buraya da bakınca hakikaten çok karışmıyor gibi duruyor. Çünkü daha önce hiç ben bu kadar farklı mavi tonları arada bir su topluluğu görmedim abi. Okyanus mu diyeyim, deniz mi, hemen gölüm işte. Çünkü yani normal denizde de mavinin rengi değişiyor ama derinleştikçe abi burada şurası farklı mavi, şurası farklı mavi, o ve o mavi böyle grup halinde devam ediyor. Şurası farklı, bu şurası farklı. Allah Allah. Mükemmel bir şey ama bu gerçek olamayacak kadar saçma bir şey. Ay inanılmaz ya. Çok iyi ya. Çok iyi gerçekten. Çok iyi. Abi nasıl karışmaz ya? Nasıl karışmaz ya? Düşünsene. Bir bardağı düşün abi. Bir çeşme suyu koyuyorsun. Bir de hazır su koyuyorsun. Pırr, karıştırıyorsun. Karışmıyor abi. Aa. Biz buradaki bir kafeye girdik böyle kahve falan içmek için ama burada nakit geçmiyormuş. O yüzden başaramadık yani. Şöyle bir diğer. Bakın farklı şeyler var mıymış? Aynen bunlar Arjantin'de yoktu, böyle Milka falan vardı. Zamanla falan markete denk geldikçe göreceğiz.
Şöyle de bir harita. Nos ahora quería mostrar por aquí nosotros. Nos aquí? Sí, por aquí, esta es la parte más corta. Ah, ahí vamos. Todo Magellan. Sí, sí. Bahía. Baksana. Todo eso de océano. Benim kafam durdu tam şu an. Aa. Ben arkada nerede olduğumu anlamadım, o da anlamadı, o yüzden bizlerdeyiz bilmiyoruz işte. Buradayız ya, Macellan Boğaz'dayız herhalde. Gerek yok yani. Çözümedik bak, burada da böyle. Jelibonlar falan varmış. Şu marka falan Arjantin'de yoktu. Burada bak Pringles'ın farklı, Cripso dedi. Öyle. Dediğim gibi buradan çıkıyoruz. Baksana fiyatı arabayla geçişte 18.000 peso, Arjantin parasıyla 9.000 peso, yani 25-26 dolar filanmış arkadaşlar geçiş. Bak burada da böyle tarifeler filan var zaten. Şili şeyine böyle otobüsler falan 50.000 pesoymuş. Yani 1 dolar 800 Şili pesosu adamın dediğine göre. Artık onu zamanla öğreneceğiz. Böyle kafeste burayla işte. Abi karizmalarına baksana ya. Hepsi bunları kanka. Bayağı ben çekmeden önce de bir 10 tanesi falan gitti. Hepsi böyle gemiden indi, gemimiz geldi. Şu an çok küçük görünüyor ama harbi çok büyük yani. Çok iyiydi ya motorcular. Allah. Ama hepsi erkek erkek bu. Büktür bakalım şimdi. Bizim sıramız boşaldı. Biz dolduracağız inşallah. Başlıyoruz babam. Gemi ne kadar büyük biliyor musun? Bakın şurada bir tane diş makinesi var, küçücük kalıyor. Bu neymiş ya? Vay be abi, Magellan Boğazı'nın değnekçisi. Gel gel yürüyoruz, baksana. Gemi o kadar büyük ki. Kaç tane değnekçi var ya. Bir, iki, üç, şöyle altı şeritli. Burada böyle bir yer var. Giriyorsun. Burada bir tane adam var. Ödeme falan yapıyorsun. Çok iyi ya. Yasak mı bura bilmiyorum ama çoktan çıktım bile. Ve iki okyanusun arasındayım. Çok iyi. Magellan Boğazı'na geçeceğim ve bu benim bindiğim en büyük gemi olabilir. İnanılmaz ya. Çok iyi. Böyle Atlantik Okyanusu'na doğru devam ki. Bunlar ne için bilmiyorum. Liferat. Belki içinde böyle can kurtaran şeyler falan var sanırım. Çok iyi ya. Ben şu an 3. kattayım bak. 4. kat var, 5. kat var. 6. katta da şöyle bir camekan var. Bakın şurada turuncu bir tane böyle. Artık acil durum botu mu bilmiyorum ki. Dediğim gibi hayatımda hiç böyle büyük bir şey binmedim. Biz de Özgür'le Ilabella'dan San Sebastian'a geçerken ki bindiğimize diyoruz ki feribot birader, al sana feribot diyeceğim ama.
Al sana gerçek verbot, al sana gerçek Magellan Boğazı. Aa. Bak burada da böyle oturma yerleri varmış. Televizyonlu filan. Baksana içeride bildiğin kafeterya var abi. Çok iyi ya. Gerçekten. Çok iyi ama hiçbir şey alamıyorum. Çünkü üstünde Şili pesosu yok. Arjantin pesosu var. Belki geçiyordur. Bir öğrenin bakayım. Arkadaşlar ben şimdi buraya geldim. Learning, I'm from Turkey after he saying. What do you know about in Turkey? No, I don't speak a lot, but I have a friend, the name is Ali. Ali? Si, yeah. Show me a little words, all it is. This Selamünaleyküm, not Turkish, but this, please say something Turkish. Something Turkish, I know. Ben Ali Adam. Adam man. Ben asker. Asker, army. Ah. You're talking about one Roman, you know, so famous. I have a picture here, but the name is Ezel. I can write maybe. Ezel is my favorite Roman. Ah, as a rapper. Yeah, rapper yeah, Ezel, yeah. Ezel. No, but it's Ezel. No, but you didn't say rapper. And you told Roman. Ezel. Özel harekat. Oh, bak. Özel. Baba, how you know özel harekat? How you know? I know I have music from Özel harekat here from Turkish. But I like Özel harekat is music from YouTube, like Special Force from Turkey. When we heard in Özel harekat music, we feeling, you know, like a war. Yeah. Ah, look, police Özel harekat. Abi adam polis özel harekat müziği açtı. Şu an Magellan Boğazı'ndayım. Afrin Operasyon Özel Harekat. Feda, vatan, sana, canım benim baba. Rayman UFO 360 is a rap man. Dirty Juggler. You know Dirty Juggler? No, what's this? Dirty Juggler is very famous. It's like music folk, like 17 years. Like Turkish funk. You don't have funk. Yeah. Turkish funk, you can search in internet. It is my culture, I don't know Turkish funk. When you listen this music, what you feel? I feel like a soldier of God. Who teach you this music? How you find? On the internet and... You find yourself? Yeah. Because my father is a special force. Please say something for Turkish people. Be good persons, please try to don't fight, be together. The love is the key of this fucking world. Yeah, thanks bro, now. What's your name? My name is Gerardo, but all people know me like Nurban. Nurban, what's yeah. You mean Nurban? Nur is light. Nurban is like a nickname. Mm. Yine derim. Yine derim. A babamı. Ederim canımı. Ederim canımı. Başaracağız. 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 We will be success. Derdi yoklar. Derdi yoklar. Nasıl dedim? Music with gönüllülük esasına geldim. Pants and very strange and typical music. Derdi yoklar. Allah Allah. Turkish. Funk. Hepiniz tebrik ediyorum. Ah, Türkçe. Allah Allah. Denzel. Kurtis, like a man with mustache. Ha, yeah. Tuncel Kurtis, Tuncel Kurtis. Tuncel Kurtis, Tenzel Kurtis. How you know Tuncel Kurtis? Karabasan, Karabasan. Yeah? Yeah. See? Allah Allah. How you know Karabasan? Karabasan is so special thing. Yesterday I have a Karabasan. Okay, how you know Tuncel Kurtis? For the same I tell you is because I like a lot, it's my favorite romance on television, Ezel. Oha baksana şimdi Ezel dizisini biliyor abi, inanılmaz yani. Lan bro, bro you're crazy bro. İnanılmaz değil miydi ya? Gördünüz ya bak, Magellan Boğazı'ndayız abi. İki okyanusun ortasında kocaman bir gemideyiz. Gemide kahve satan adam Türkiye hakkında inanılmaz şeyler biliyor. Müziklerimiz abi her şeyi geçtim. Adam özel harekat müziğini izleyip gaza geliyormuş abi, diyor ki ben diyor Tanrı'nın askeri gibi hissediyorum diyor. Ki bana daha neler falan söyledi yani. Mesela bak UFO 360'ı biliyor. Rain Man'i falan biliyor. Şuraya da kaçama yazdı.
Diyor ki, habire ben duyuyorum kaşamak. En son anladım kaçamakmış bu rap şarkılarında duyuyor. Diyor ki, yaşamak ne peki diyor. Ben onu da falan çok duyuyorum böyle. Bana bu Şener Şen'in Kenan İmirzalıoğlu'na film var ya, Kabadayı. Onu falan gösteriyor diyor. Kenan İmirzalıoğlu diyor benim diyor en sevdiğim aktör falan diyor böyle. Abi inanılmaz ya. Baksana. Yazdı abi, bir sürü kağıtta var. Derdi Yoklar diye bir grup varmış. Ben bilmiyorum abi. Baksana. Burada Tenzel Kurtiz diyor. Abi Tenzel Kurtiz ne? Sonrasında Tuncel Kurtiz olduğunu anladım şey yapınca falan. Ben ne bileyim abi. Yani hiç aklıma gelmedi. Magellan Boğazı'nın ortasında bir adam bana Tuncel Kurtiz'i anlatmaya çalıştı. Abi ben nereden bilebilirim yani. Ezel dizisini çok seviyormuş. En sevdiğim dizi oymuş. Turkish Funk diye bir grup varmış. Baksana 70'lerin. Ben bilmiyorum abi. İnanılmaz. Şaşırdım. Çok da mutlu oldum. Çok keyifli, enerji yüksek bir arkadaştı. Ve gerçekten dizilerimizle, müziklerimizle, aktörlerimizle, kültürümüzle gurur duydum. Abi Özal Erkan dizi. Ben bile dinleyince kaza geçiyorum. Çok iyiydi. Çok iyiydi ya. İnanılmazdı. Ben oradan kahve aldım. Bu arada arkadaşlar, bu bulunduğumuz bölgede Arjantin pesosu da ödeyebiliyormuşuz. Burada da ödedik ama harbi pahalı. Ben kendime ve şoföre kahve aldım. İki kahve için 2400 peso, yani 800 dolar ödedim. Aynen. Bir kahve 4 dolar. Normalde 1 dolar yani abi, ama feda olsun, sıkıntı yok. Çok güzel, baksana abi. İnanılmaz. Geminin tepesindeyim abi. Geride kaldı arkadan. Buradan gidiyoruz, baksana. Okyanusun ortasındayım abi. Lan Kaşmar Özgür. Bu öyle ile Bella'dan San Sebastian geçmeye benzemez. Keltoş. Çok iyi. Çok iyi. Çok güzel. Mükemmel. Burası da geminin tuvaleti. Böyle 4 tane 50 kamera falan var. Burada da böyle 5 tane klozet. Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Daha ne kadar sürecek, kaç dakika varacağız bilmiyorum ama bir 25 dakikadır, belki daha fazladır. Gemideyiz. Güzel baba, tamam, keyfimiz yerinde. Her şey yolunda. Kapıda ne güzel açamadım ha. Vallahi ilanlar gibi değil ya, baksana. Okyanusun ortasında gemide internet var abi. Şifresiz Wi-Fi. Bağlandım da. Okyanusun ortasında buldum. Dünden beri adam akıllı bulamadım ki video yükleyeyim ya. Neyse, sağlık olsun. Kısmetlik. En azından şimdi internet var. İnternet bedava şifresiz. Herkes bana bak, bu deli herhalde. Çok durumdaydı. Üstündeyken yanaşıyor, baksana abi, bu nasıl bir sistem ya. Bu nasıl bir mühendislik harikası. Adam da üstünde, biz de üstündeyiz bak. Vardık bu arada. Gördüğünüz üzere. Bak bak. Akıyor gibi ya, baksana nasıl. Ha, şimdi anladım pardon. İyice su seviyesine kadar geldi. Tamam, sağ ol dayım. Aki sidaci nombre? Cristian Romero isimli bir şehre indik. Şimdi buradan biraz daha devam edeceğiz. Ondan sonra abiyle ayrılacağız. Bir 15-20 dakika içinde sanırım. Sonrasında görüşürüz gene. Baba koca Magellan Boğazı'na geçtik. Gene La Pampa'dayız ya. Ya bu neymiş ya? Ya artık gerçekten çok sıkıldım şu manzarayı görmekten abi. Boşuna mı geçtik biz Pasifik Atlantik'i? Ne anladık baba biz bundan? Aynıydı işte. Allah Allah. Şililer gerçekten çok keyifli, çok enerjik, çok konuşkan, çok paylaşımcı insanlar. Bu abi de öyleydi sağ olsun. Dün akşam Amerikan tırına binmiştim ya, onun şoförü de Şilliydi. O da gerçekten çok gördüğünüz çok enerjik bir insandı. Sağ olsun beni buraya kadar getirdi. Allah razı olsun. Beni bir 150-200 kilometreden fazla getirdi. Sınırdan kurtardı. Magellan Boğazı'ndan geçirdi. İnanılmaz bir deneyim yaşattı bana. Allah razı olsun. Bir 100 metre geriden o Porvenir isimli şehre gitmek için döndü. Ben ise böyle La Pampa'nın ortasında kaldım baba. Baksana bak.
Bitmedi baba. La Pampa'yla sınavımız bitmedi. Baksana abi. Tabelaya baksana. Abi yolda ne tabelası olur abi? Dur tabelası olur. Geçiş yapma olur. Sağa dön olur. Cart olur. Cürt olur. Abi bu tabelaya lan yeter lan. Lan yeter. He? Kaç merto he? Bitirdiniz lan beni. Bitirdiniz bak abi. Kamerayı zıplattı şerefsizler bak. Sağıma dönüyorum. Hiç daha önce varlığından haberi olmadığı kuş türleri falan var abi. Şu an göremiyorsunuz. Ki zaten Şili'ye geçtikten sonra Şili'nin La Pampa'sında hayvanlar da acayipleşmeye başladı. Çünkü gerçekten dünyanın sonu adı verdiğimiz bölgeye geldiğimiz için hava iklim falan da değişti. Buraya göre böyle hayvanlar işte mutasyon mu geçirmiş, böyle soğuklu mu, İbne gibi, puş gibi falan, her yer hayvan baba, La Pampa. Bittik ya lan, yeter lan, yeter. Nerede lan bu ülkenin dağı, gölü, şelalesi? Baksana baba, baksana. Van'a kumayım ben burada, ne yapacağım baba? Bir tek sarı ot bitiyor ya. Baksana abi, gelen giden de yok zaten ama yemin ediyorum şu yolu izlemek çok keyifli çünkü Şili'nin yolları hepsi asfaltlı ve aynı böyle çizgi filmlerdeki asfalt gibi abi. Sanki Roadrunner gelecek dönecek şuradan yani. O kadar güzel. Ama hava harbiden çok soğuk. Ama taktım Türk bayrağımı. Ooo sıkıntı da yok baba. Erzam da var baba. Ama cebimde 1 lira Şili parası yok. Şurayı yemin ediyorum 100 Şili pesosla satsalar koca arsayı alamam yani ama. Sıkıntı yok baba. Şimdi dediğim gibi arkadaşlar ben adını bilmediğim bir şehirdeyim. Yaklaşık 100 kilometre sonra San Martin isimli şehre varıp oradan sola dönüp daha sonrasındaki Arjantin sınırına ulaşıp onun 100 kilometre ötesindeki Rio Grande isimli şehre ulaşmayı planlıyorum. Saat 5'i geçeli çok oldu. Vanaku bana bakıyor, ben Vanaku'ya bakıyorum. Yolda bize bakan bir araba daha gelir bakalım. Başladık bira bismillah. Her şey yolunda. Hadi dayı götür beni gittiğin yere. Aman ha kaşmerto. Almayın ben ama sıkıntı yok baba. Dediğim gibi peynir ekmeğimiz var, zeytin daha peynirimiz yok ama sıkıntı yok. Bu akşam da rahatız ama bir internetimiz vardı. Video atamadık ama halledeceğiz güzel güzel. Bak hele bak araziye bak araziye. Kaşmerto lan ben Magellan Boğazı'na geçtim oğlum. Magellan Boğazı'nın üstünü çizdik. Magellan seni de yendik oğlum. Ben kafayı yedim herhalde ha. Ben iyiyim iyiyim güzel güzel her şey yolunda. Devam devam güzel. Ben 1,5 saattir La Pampa'dayım. Ve son 2 kilometrede yürüyorum. Gene çevremde hiçbir şey yok. Yani şu araba hariç son 1,5 saatte 5 tane anca geçti. Ben feribotun yanaştığı yerden sadece 3-4 kilometre ötedeyim. Büyük ihtimal feribotun gelmesi. Ha baksana bak tam düşündüğüm oldu abi. Büyük ihtimal feribot yanaştı. Arabalar baba gelmeye başladı. Güzel güzel hadi birer bismillah haydi. Haydi bakalım. Şöyle bir çift durdu. Adam da geliyor bana gitmesi gereken. Vamos en el primero. En el primero. Down. Tata, todo lugar me lo para bien. Ali. Sí, sí, muchas gracias. Porque aquí La Pampa no tengo nada. Sí, muchas gracias. Sí, mucho frío. Adi, you speaking French? Oui. Ah, comment tu t'appelles? Pierre. Pierre, je m'appelle Furkan. Enchanté. Enchanté. I'm from Turkey. Turkey? Yeah. Nice. You from French too? Yeah. Sen gördün mü kardeşim nasıl Fransızca şakıyor ama yo mepel komante pel onşante falan baba düz. Kardeşlerim beni sağ olsun 25 km getirdi. Ama çanta ağzımda olduğu için çekemedim bir şey. Şimdi tekrar otostopa devam edeceğim. Onlar şuradaki bir tane köy varmış. Orada konaklamaya gittiler 4 kilometre ileride. Ben ise buradan dediğim gibi San Martin yoluna devam edeceğim. Gene La Pampa'dayız baba. Gemiye biniyoruz kurtulamıyoruz. Arabaya biniyoruz kurtulamıyoruz. Ben ne yapacağım burada bilmiyorum. Az kaldı baba az kaldı. Kendimi yakacağım da. Her yer kuru ot. Tutuşursak kimse bizi söndüremez burada baba. Söndürecek adam da yok lan zaten. Kaç vert olan? Halledeceğiz ama halledeceğiz baba.
Sıkıntı yok, sıkıntı yok. Güzel her şey. Az kaldı. Ben bu dili keseceğim ya. Vallahi maşallah dedim. Değil 3 gün, 3 saniye bile yaşamıyor. Biliyorsunuz. Geldiğimden beri Şili'nin asfaltını övüyorum. Abi bakar mısın ya? Benim gideceğim yola asfalt bitti abi. Yol bitti. İnanılmaz ya. Buz gibi hava. Zaten saat 8'e de geliyor. Allah Allah. O yüzden ben de bu asfalt yolu kullanacağım. Daha uzun bir yol olmasına rağmen ama şu an saat 8 ve ben yaklaşık 45 dakikadır buradayım. Neredeyse kimse gelmiyor çünkü buranın sistemi çok basit. O Magellan'ın kıyısındaki şehre gemi yanaşınca arabalar çıkıyor, bir parti geliyor. Sonrasında gemi tekrar gelene kadar, yani başka bir karayolu olmadığı için. Ve ben de o Fransız çiftle beraber geldim buraya. Onlar o geminin son partisiydi. Öteki partiye kadar bir şey yok yani. Bir büyük ihtimal bir saat daha falan hiçbir araba gelmeyecek. O yüzden ben de onlarla gelirken şu tarafta böyle otel, restoran falan gördüydüm. Bir oraya gideceğim, soracağım. İnternet, çünkü videoyu bugün paylaşamadım. Yarın paylaşmam lazım. Bir şeyler yemem lazım. Sıcak bir ortamda bulunmam lazım falan yani. Temel ihtiyaçlar. İnsan olduğumu hatırlamam lazım abi, baksana. Bu coğrafya bana insanlığımı unutturdu ya. Allah Allah. Halledeceğiz, halledeceğiz. Ben şimdi şu kalabalık yere doğru gidiyorum. Bakalım ne çıkacak ha. Birkaç tane de tır geliyor. Onları şurada yakalayayım ben. Hadi hadi. Hadi hadi, hadi. Tosuncuk koş, hadi görüşürüz.